Hamas-İsrail savaşı diye bir yakırdı çıktı. O zaman Hamas-İsrail savaşı dediğinde, savaşı ilan eden Hamas olduğunda da savaş hukuku geçerli bilmem ne diyorsun ama adam diyor ki hastanelerin altına işte tüneller yaptınız bilmem ne, çatır patır bilmem ne dalıyor ve insanları sürüyor. 2 milyon kişi. Ve sen burada Davutoğlu'nun aklına bakarsan ümmet zor durumda, hadi gidelim. Şimdi bunun fiili olarak zaten karşılığı yok. Sen NATO'ya, Amerika'ya, İsrail'e rağmen buradan kalkıp, affedersin Davutoğlu, evinde bir odadan öteki odaya gidemezsin. Yemek yapmaya da gidemezsin. Büyük abdestini yapmaya da gidemezsin. Çünkü bulunduğu konum zaten riskli. Nedir doğru olan? Diplomasidir. Nedir doğru olan? Arabuluculuktur. Burada da herkesten fazla öne çıkmanın da bir anlamı yok. Çünkü İsrail ile Filistin arasındaki kavga da ne zaman kimin ne yaptığını da bilme imkanınız yok. Onu da size söyleyeyim. Bölgenin dinamikleri bambaşka. Suudiler, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır bütün bu işlere hiç kafa yormazken sen burada kafa yoruyorsun, doğru yapıyorsun ama bunun sonunda dönüp gelip diyorsun ki hiç kusura bakmayın Hamas terör örgütü değildir, mücahitler ordusudur, bir de ülkesini korur. Ya ülkeyi ulusal ordular korur. Mücahitler dediğiniz zaman iş değişir. İslam coğrafyası meselesi olur. Bunlar içeriye çok tehlikeli laflar. Şimdi bakın, Erdoğan'ın dünü bugünü diye bir şey yaptık. Yani ona da iyi bakmak lazım. Erdoğan'ın dünü bugünü hikayesine. Bir o videoyu verir misin lütfen? Aldanan oldum, ne aldatan oldum. Bundan sonra da ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız. Aldanmışız. Gerçekten safmışız. Şahsım başta olmak üzere tüm ülke yanlış yönlendirildi. Aldatıldı. Rabbim de milletim de bizi affetsin. Açıkçası biz son ana kadar Barzani'nin böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk. Demek yanılmışız. Obama döneminde Zeytinlik harekatı olarak değerlendirilen o süreci Sayın Obama'yla defalarca konuştuk. Ama hep aldatıldık. Bir değil, iki değil, üç değil, hep aldatıldık. Artık dünya öyle bir dünya ki ağzından çıkan bir lafın esiri olursun. Artık internet denilen bir olay var. Çok iyi hazırlamış. Bunu Fırat mı yaptı? İyi hazırlamış. Söz söylemeye gerek yok, somut. Bir başka da şey daha izlettireceğim size, Mavi Marmara meselesi. Onu da izleyelim. Sonra Erdoğan'ın Babacan, Babycan ve Davutoğlu'na attığı ağır tokadı getireceğiz. Ve görüşmeler yapıldı. 20 milyon dolar 10 şehidimiz için tazminat belirlendi. Şimdi çıkmışlar onlara farklı şeylerle olur mu 20 milyon? Ne demek? Siz daha fazlasını layıksınız. Siz şunu, ya bu kanın rakamı olur mu? Şu anda yapılan görüşmeler neticesinde böyle bir tazminata karar verilmiş. Alır veya almaz. Ama biz burada uluslararası bazda bir adım atıyoruz. Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Biz zaten oraya gerekli yardımı Gazze'ye bugüne kadar hep yaptık, yapıyoruz. Filistin'e yaptık, yapıyoruz. Ama bunları da yaparken bizler bir yerlere gövde gösterisi olsun diye değil, her şeyi uluslararası diplomasi neyse bu diplomasi içinde yaptık, yapıyoruz. İşte Davutoğlu gidelim gidelim diyor ya, dönemin başbakanına mı sordunuz diyor. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dı o zaman, halbuki ben izin verdim demişti. Bunu da buraya koyduk ve son. Şimdi o tokadı da gösterelim. Çok enteresan bir tokat. Davos'la ilgili hem Babycan'a hem de küçük enişteye fena vurdu. Onu da bir görelim. Evet. Ve o gün benimle beraber olan iki arkadaş, işte bir tanesi de bugün yine bir siyasi partinin başında, bir diğeri de bir diğer siyasi partinin başında, onlar da arkamdan geliyorlar. Onların arkasında da yine bizim arkadaşlar. Ne diyorlar biliyor musun? İşte şimdi yandık. Ben öyle dedim ya.
İşte şimdi yanmışız. Ne oldu? Yandık mı? Biz dimdik ayaktayız. Dimdik ayakta. Evet, Davutoğlu'na ve yani Baby Can'a ve küçük enişteye diyor ki siz ödleksiniz, o gün korktunuz, ben dimdik ayaktayım diyor. İçeriye, Emre'nin dediği gibi içeriye ayrı, dışarıya ayrı. Kimse size bunları bu kadar detaylı anlatmayacak ama yoruldum. Bıraksanız bunları 1-2 saat daha anlatmak gerekiyor kaynaklarıyla falan ama benden bu kadar yoruldum ve aslında da bıktım. Kimse bir şey okumuyor Türkiye'de, bakın hakikaten çok enteresan. Kimse tarihsel bir yaklaşımı ortaya koymuyor. Erdoğan Hamas'a destek veriyor çünkü Müslüman kardeşler ihvan hattı ve mücahitlik fikrinin tarihsel kökleri. Erdoğan ideolojik birisi. İslamiyet'in yapısında pragmatizm, yani yararcılık da olduğu için, çünkü o zaman peygamber de devlet yönetiyor. 40 tane mesele var. Yani bugün Ali Bulaçlar'ın Türkiye'ye sunduğu Medine Sözleşmesi dahil hepsi siyasi meselelerdir. Dini meseleler değil ki. Ama din eşittir devlettir. Erdoğan da böyle bakıyor. Dolayısıyla laikliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kuruluş felsefesini onaylamayan anlayışa siz bugün dönüp de başka bir şey söyletemezsiniz. Ne kadar Erbakan gömleği, milli görüş gömleğini çıkardılar dese de İktisadi olarak bu belki söylenebilir. Hakikate baktığınız zaman burada bir ideolojik adanmışlık söz konusudur. Ve bu ideolojik adanmışlık 29 Ekim'den bir gün önce bir başka hale gelecektir. Yani kitleler Erdoğan'ı Osmanlı padişahı ve halifesiyle eş görmek isteyecektir. Kaldı ki bana göre, şunu da teslim edeyim Sayın Erdoğan'a, padişahtan da halifeden de daha büyük yetki kullanmaktadır. Türkiye'nin hazinesinde de tam yetkisi var. Türkiye'de atacağınız adımda da, yiyeceğiniz yemekte de, her şeyde de tam yetkisi var. Doğuracağınız çocukta da, bunu da bilin. Dolayısıyla aslında Erdoğan'ın fiziki olarak Türkiye'deki koşulları oluşturmakla birlikte söylediklerinin de bir karşılığı var. Ama bana sorarsanız Emre'nin söylediği aynı kanıdayım. İçeriye asarım, keserim, mücahitler ordusu bilmem ne, ama iki gün önce hemen pat birinci meselene İsveç'i NATO'ya alıyorum, tezkereyi de geçiriyorum, Amerika'yla da can cana devam ediyorum.